Evet sevgili dostlar, cümleten selamun aleyküm. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili arkadaşlar. Evet, neresinden başlayalım? Katar ekibi Alduhail İl Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Portekizli stoper Ruben Semedo'yu kadrosuna kattığını açıkladı diyor Alduhail. Sanki bunlar birini daha almışlardı. Zaten Ruben Semedo duyumlarını hatırlarsınız arkadaşlar kanalımızda iptal olduğunu. Ama hocam videonun birinde diyorsun ki şu an için kesin gelebilir. Arkadaşlar videonun birinde dedikten sonra 5 defa 6 defa iptal oldu beklemeyin. Yani yok vermediler etmediler biz bedava almaya çalışıyorduk bonservis istediler diyorsam ve siz 5 e, önceki videoyu alıyorsanız burada sizin vicdanınıza bırakıyorum ama 3.5 milyon euroya almışlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim zaten Fenerbahçe'de almaması daha iyiydi. Çünkü sıkıntılı bir oyuncuydu. Mert Hakan yandaş tatille Salah'ı bugünü bireysel çalışmalarla tamamladılar. Ee, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun ise te tedavilerine devam edildi. Bakın bugün salıydı. Zaten İrfan Can ve Serdar Aziz yoklar kadroda biliyorsunuz. Yani UEFA maçlarında oynayamayacaklar. Ama e, şu Joao Pedro da yok tabi. Altay Bayındır'ın tedavisine devam edilmesi Perşembe günü kalede yedek kalecinin olması anlamı taşıyor. Herhalde %100 olarak. Real maçının transfer gündeminde yer alan Fluminense stoperi Nino Santos maçına 11'de başlıyor. Şimdi Nino'yu da çok soracaklar. Arkadaşlar bu kısım hep kısa kısa olduğu için ben kısa kısa cevap vereyim. Atilla Salah'ı bir yere gitmezse Nino bir yere gelmez. Bilginiz olsun. Yani Atilla Salah'ı gönderirsen Nino gelir. Atilla ile de dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bir şey vardı. Poz vardı. Neyse onu diğer kısımda konuşacağım. O poz sanki şey pozu. Bizim istediğimiz bon servisi verdiniz. Verdiniz vermediniz. Pozu. Bu arada aşırı bir sıcak var. Bilmiyorum sizin oralarda aynı ama Kayseri'de aşırı bir sıcak var. Şu an vantilatör çalışıyor durumda. İnşallah sesi gelmiyordur size. Manfred Schmidt Fenerbahçe'yi dört gözle bekliyoruz demiş. Herhalde o da benim gibi gözlüklü olduğu için öyle diyor. Fenerbahçe Slovaçko'yu elerse inşallah yani inşallah eleyebilirse Avrupa Ligi'nde playoff turunda Avusturya Viyen'le karşılaşacak. Eski Avusturya Viyen piyasa değeri yok arkadaşlar açıkçası. Ben şöyle bir araştırdım şöyle bir baktım. Diyelim ki Fenerbahçe Slovaç koyu eleyemedi. Geçemedi. Bütün futbolcuların Allah canını alsın. Hiç boşuna sokakta mokakta gezmesinler. Aldıkları paranın da %99'unu kulübe geri iade etsinler. Canların, lefterlerin falan parası puludur. Yazık günah. Jesus ve ekibi de bir sene boyunca bedava çalışsınlar. Eğer böyle bir rezalet olursa. Futbolda her şey olabilir. Lafım yok ama bu benim gözümde rezalettir. Kimseyi küçük görmüyorum ama eğer bu Durum gerçekleşirse de konferanstaki playoff turunda Ayik Şikendijia eşleşmesiyle karşılaşacakmış arkadaşlar. Dediğim gibi sokağa falan çıkmasınlar. insan içinde gezmesinler. Ee, onu söyleyeyim. Sadece Fenerbahçe için demiyorum. Kon Konyaspor Spor konferanstaki 3. eleme turunda Vaduz'u elemesi halinde playoff'ta Nefçi Rapid Viyen eşleşmesiyle karşılaşacakmış. Eğer Türkçesi şu Vaduz'u elerse Rapid Viyen'le eşleşecek. Avusturya Viyen niye bu kadar hani Avusturya Viyen eski Avusturya Viyen değil derken Rapid Viyen için de aynısını söyleyeyim. Eski Rapid Viyen'in dörtte biri yok. Fenerbahçe'de Konya Spor'da her iki turu geçip gruplara kalması lazım. Birinin Avrupa Ligi'nde biri konferans ligine. Başakşehir burayı W takımıyla oynayacakmış. Bunu elerse Lillestrom Royal Antwerp takımıyla oynayacakmış ki Royal Antwerp takımını biliyorsunuz o da yani bizim eğer gözümüzde büyük Başakşehir gözümüzde büyütmüyorsak o da bunu eleyip gruplara kalır. Sivas Spor UEFA Avrupa Ligi playoff turunda yani geçerse direkt gruplara katılacağı grupta İsveç ekibi Malmö ile Lüksemburg ekibi Didelenk eşleşmesinden galibiyle karşılaşacakmış. Yani büyük ihtimalle Malmö ile karşılaşacak. Yani Malmö değilse şey Sivas Spor e, Malmö'yü eleyebilir. O da gruplara kalabilir. Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff turundaki rakibi de Kopenhag. Yani bence bütün takımlar hepsi çok kolay takımları seçtiler. Yani gruplara kalabilecek takımları seçtiler. Bakalım hangi takımımız aptallık edecek gruplara kalamayacak. Ee, yani arkadaşlar etmeyin eylemeyin gözünüzü yiyeyim ya. Kopenhag'ın transfer değeri 60 milyon euro ya. Trabzonspor'un 121 milyon euro. Ha diyorsan ben hakkımla şampiyon olmadım işte benim transfer markasını şişirdin. Etmeyin elemeyin. Gene havada karada Trabzon'un bunu elemesi lazım. Ben oraya yazdım Kopenhag'ı. Tamam Trabzonspor kesin Şampiyonlar Ligi'ne gider. Bunu eler yazdım. Ama sanki ben ne yazdım? Küfür ettim sanki. Neyse abi biz başka takımların adını çok kullanmayalım ya. Gerçekten bak başka takımların adını kullanmayalım. TS falan diyelim. GS diyelim. Ben orada Galatasaray ım. sen Galatasaray'ın adını kullanamazsın. Niye? Telif hakkım var. Yani nedir, kriter nedir? Kim kullanabilir? Kime kullandırıyorsunuz? Amerika'da yaşayanlara mı kullandırıyorsunuz? Nedir? Sen Beşiktaş'ın adını ağzına alamazsın. Niye? Hayırdır? Domuz eti mi? Beşiktaş domuz eti mi? Niye ağzımı alamıyorum? Hayırdır? Ya bu salak salak şeylerden bıktım ya. Vallahi bıktım. Arkadaşlar hiç mi sizin normal hayatta tanıdığınız Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı, Fenerli yok ya? Evinize misafir gelince hangi takımınızın? Fenerliyim. Allah belanı versin. Çık git mi diyorsunuz? Sizin Allah belanızı versin eğer böyle yapıyorsanız. Neyse ben dediğim gibi abi Fenerbahçe, Konyaspor, Başakşehir, Sivasspor ve Trabzonspor. Madem ülkemize Avrupa puanı lazım, madem Avrupa puanı lazım beşinin birden bunları çerez niyetine iyi belemesi lazım. Ha Fenerbahçe Dinamo Kiev maçındaki hakemin çeyreği gelsin, o zaman herkes ağlamaya başlar. Onu da belirteyim. O zaman bakalım Putin mi diyorsunuz, Putin mi diyorsunuz? Hepiniz içinde göreceğiz. Ama çok şükür Ukrayna takımı mak denk gelmedi hiç kimseye. Çünkü güzel kolluyorlardı. Avusturya yeni teknik direktörü demiş ki Fenerbahçe açısından Sudovaçka eşleşmesindeki eşleşmedeki zayıf takım Fenerbahçe'nin harika oyuncular var. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak için her şeyi yapacaklardır. Maçları dört gözle bekliyoruz demiş. Her durumda çok iyi hazırlanacağız ve hazırlıklı olacağız demiş arkadaşlar. Jorge Jesus oyuncularına idmanlarda hızlı hücum ve bitiricilik çalıştırıyormuş. O kısa bilgiyi de bilin. Çünkü eğer oyuncular sahada bir şeyleri bitiremezlerse bizi saha dışında bitirecekler. Ve top kayıplarını azaltmak adına da farklı teknikler uyguluyormuş. Bu arada tekniklerken aklıma geldi. Ben bugün PRP'ye gittim. Gitmeden çok korkutmuşlardı da. Ee, sevgili İsmail kardeşim sağ olsun Estebol Fehir'den ee, baya, baya baya benim yani sıradan gördüğüm bir operasyon oldu. Başlangıçta kan veriyorsun. Yani kan vermek acıttı. Onun dışında PRP'nin hiçbir şeyini acısını falan bir şey yapmadım yani. Kan ve şey e, doku verildiği zaman üstten hafif bir yanma oldu ki beklediğim şey zaten. Dışarıda dolanan içeri verildiği zaman hafif yanma. Ama o da çok kısa süreli sürdü. Onu belirteyim arkadaşlar. PRP düşünen arkadaşlar varsa Estevo öneririm. Kanalda var saç ekiminde yaşadıklarım diye bir süreci anlattığım video. Orada telefon numarası var, irtibat var. Selamlarımı da iletirsiniz Levent abi'ye. Beştaş Adını anmayacakmışız ya. Filip Kenny transferinden vazgeçmişler. Ve Bandırma Spor Başkanı Onur Göçmez bir paylaşım yapmış. Beşiktaş'ta duruşu diye. Serdar, şey Süleyman Seba'yı koymuş resme. Galatasaray Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Ee, bir de neydi o? Emre Çolak mıydı neydi? Emre Çolak Göztepe'yle anlaşmış. Düşe düşe alt lige düşmüş. Ve ben bu iki ismin de bu, bu hale gelmesine sevindim açıkçası. Niye? Ya her iki oyuncuda tamam Galatasarayı tutabilirsiniz. Galatasarayı tutmak küfür değildir, ee, ahlaksızca bir şey değildir, Namussuzluk değildir, başka bir şey değildir. Tutabilirsin. Fenerbahçe'yi tutmak, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u tutmak. Tutabilirsin, sevebilirsin. İçinde bu sevda olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ya bir öğretmen gözüne söyleyeyim. Ben bir Fenerbahçe olarak. Bir öğrencim gelse işte babası diyecek biz Trabzonsporluyuz. Dese. Ben diyeceğim Allah belanızı versin. Çıkın. Gidin. İstemiyoruz. Lan bu ne kadar namussuzluk, şerefsizlik bir şey olur. Tövbe estağfurullah ya. Kusura Bu ahlaksızlık olur. Ben bu iki futbolcu bunları demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama ya bu iki futbolcu öyle derinlerde Galatasaray şeyini yaptılar ki. Fanatizmini yaptılar ki. Hooliganlığını yaptılar ki. ya Galatasaray maçlarında sahada böyle sürünmeler, yürümeler, etmeler. Fenerbahçe maçlarında taraftarı tahrik etmeye çalışmalar ya da Beşiktaş maçlarında. Yani beklentilerin uzağında kalıyorsunuz. Ya abi işinize odaklanın. Mesela Emre Kılınç Fenerbahçelidir. Emre Kılınç Fenerbahçelidir. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçelidir. Harbi söylüyorum ikisi de Fenerbahçelidir. Bak iki futbolcu da Fenerbahçelidir. Ya hiç beyefendilik dışında bir ahlaksızlıklarını gördünüz mü? Bir terbiyesizliklerini gördünüz mü? Galatasaray forması giyiyorlar. Giyebilirler. Fenerbahçe'ye gol atmışlıkları da var. Herhalde ikisinin birden golü var Fenerbahçe'ye. Ya öyle top oynayın. Yüreğinizden top oynayın abi. Ya sevebilirsiniz. istediğiniz takım tutabilirsiniz. Bak yanlış anlaşılmasın. istediğiniz takım tutabilirsiniz ama sağda fanatizmden nefret ediyorum. Fenerbahçe taraftarının fanatizminden de nefret ediyorum. Galatasaray Frederic Mij, Mij Mil Trabzonspor yok TS. Mit TS J'yu almış. 3 yıllık sözleşme imzalamış. Fenerbahçe açısından hayırlı neyse o olur inşallah. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olur. Hani Galatasaray'da ne yapması Fenerbahçe için hayırlı uğurluysa inşallah onu yapar. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olur. Biz öyle kimsenin şeyinde değiliz. Futbolcunuz ölsün gebersin falan filan değiliz. Ee, bize bu yakışmaz da zaten yapmayız da. Bu kanalda küfüre de karşıyız. Hiç hey, hakarete, iftiraya da karşıyız. Çok şükür ki Fenerbahçeliyiz. Yani çok şükür ki insan evladıyız. Fenerbahçelikten önce insan evladı olmamız gerek. Bon servisine 3,5 vermişler. Yıllık ucu 975 bin euro vermişler. Hiçbir şey demem. 6 milyon euro piyasa değeri var futbolcunun. 3,5'a almışlar. Yıllık ücreti de eh işte. Yani herhangi bir opsiyonu yoksa. Adamlar 2017'de 2 milyon 200 bin euro almışlar. 3,5'a da şimdi Galatasaray'a satmışlar. Şimdi 6 milyon euro piyasa değeri olan futbolcuyu 3.5'a sattığı zaman bizim yaşadığımız hadiseyi Galatasaray taraftarı diyor ki ne şike yaptınız da 3.5'a aldınız. Niye? Orada 6 yazıyor. 3.5'a aldınız şike var. Yani ne anlaşmalar yaptınız Ali Koç sayesinde aldınız falan filan diye. Bir kere bu dünyanın en aptalca düşüncesidir. Dünyanın en salakça düşüncesidir. 6 yazıyor diye 6'yı alıyorsan bu daha ayrı bir salaklıktır. Yani 6 yazıyor diye herkese 6 alacaksın. 10 10sa 10. Bu salaklıktır benim gözümde. Yanlış anlaşılmasın. 6'yı 3'ü 3,5 almışlar. Bu yani bu düşünce yanlış. İkinci düşünce. Aynı futbolcu Fenerbahçe'nin transfer ettiğini hayal ediyorum. Bak bizim taraftarın kuracağı ilk cümle şu. O herif konferans ligi elemesinde bile 35 dakika oynamış. Gerizekalı yönetim diyecekler, derler. Lan ala ala bunu mu aldınız, bu çöpü mü aldınız? Fenerbahçe'ye bunları mı layık görüyorsunuz? Yazıklar olsun, komisyoncu musunuz? Beş para etmez, ha bedava neyse derler. Şimdi Galatasaray alınca bakıyorum, Fenerbahçe taraftarı adamları iyi topça alıyor diyor. Bu dönekliğin sebebi niye? Hani bu, bu döneklik niye? Her takım taraftar için söylüyorum, bu döneklik niye? La Fenerbahçe alacak olsa derseniz ki 35 dakika oynamış sadece 2 maçta demek ki o kadar kötü topçu. Ben şunu söyleyeyim. Her takım taraftarı kendi takımıyla ilgilenirse inanın başarancı öyle gelir. Şampiyonluk iddia şampiyonluk oranları Fenerbahçe'ye 3, Trabzonspor'a 3, Beşiktaş'a 5,5, Galatasaray'a 6,5, Başakşehir 9, Konya'ya 15 vermişler. Şimdi bakın ben şahsım adına söyleyeyim. Trabzonspor'unda, Beşiktaş'ında, Galatasaray'ında gayri resmi maçlarını izledim, hazırlık maçlarını. Başakşehir'in ve Konya Spor'un resmi maçlarını izledim. Fenerbahçe'nin resmi maçlarını izledim. Bana soracak olursanız fanatizm olmasın, yanlış anlaşılmasın diye Fenerbahçe'yi dışarıya koyuyorum. Fenerbahçe'yle ilgili yorum yapmayacağım. Bana kalırsa bak Trabzon, Beşiktaş, Galatasaray, Başakşehir, Konya. 5 takımın içerisinde en iyi, en hazırı Konya Spor. En hazırı Konya Spor. Bana kalırsa bugün bu 6 takım kendi arasında bir lig kuracak olsa. er tane maç yapacak olsa. Fenerbahçe'yi saymıyorum ama sıralamada diğer 5 takımın içerisinde en tepede Konya Spor bitirir. Çok açık ve net söylüyorum. En hazır halde. Düşünün Abdülkerim Bardakçı'yı falan filan kaybettiler. Allah rahmet eylesin Ahmet Çalık falan vefat etti şöyle yaptı böyle Ama ne oynadığı bilen bir takım. Başakşehir e, yeterince hazır değil. Trabzon Sivas'ı 4-0 yenmiş kupada. Eğer buna aldanırlarsa çok büyük hezimete uğrarlar. Şimdi Kopenhag için de belki de bu yüzden şey yapıyorlar birçok taraftar futbolun farkında. Sivas kalecisinin e, hakem yönetimini bilmiyorum. Ona bir şey söyleyeyim ama. Sivas kalecisinin falan Baris hatası, Sivas savunmasının hatası vesaire vesaire. Hani Sivas'ın kötü oyunu diyeyim. Beşiktaş Galatasaray. bak Beşiktaş'ın da en azından yeni bir şey deniyorlar. Beşiktaş'ın da şu an için işleri top. Galatasaray için şunu söyleyeyim. Rahatlıkla en az 4 futbolcu almaları lazım ki hani bu 6.5 oranın hak etmek için şu anda inanın hiçbir şey belli değil. Hiçbir şey belli değil. Hani bugün şu şampiyon olur, şampiyon olur. Bunu söyleyen sadece boş konuşur, boş beleş konuşur. Bu boş konuşmadır. 36 maç. 36 maç. Minimum minimum bak minimum en az 22 23 hatta 24 diyelim. 24 maçı kazanması lazım. Ya da en az 24 maç kazanmış puanlı kazanması lazım şampiyon olacak takımın. Düşünün 3'te 2. Herkese çıtır çerez geliyor. Adana Demir'i var, Alanyası var. Doğru mu? Soğukta Sivas deplasmanı var, Kayseri deplasmanı var. Giresun yükselişte. Trabzonspor, Beşiktaş Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanları. İstanbul takımlarının İstanbul içinde gezinecek olmaları, Anadolu takımlarının İstanbul takımlarına karşı bir adım geriye çekme, sakatlıklar, Avrupa Kupası, Avrupa oynamayan takımların hazır olamaması, konsantrasyon eksiklikleri idmanlarının daha sert geçip belki idmanlarda sakat vermesi, Avrupa oynayanlar Avrupa'da sakat vermesi. Bugünden şampiyon şu diyen kişi kimse cahildir. Full cahildir benim gözümde. Tahmindir. Bak bir tahmin yürüteyim. Arkadaşlar Fenerbahçe şampiyon olur. Bu, bu tahmindir. Neye göre şampiyon olur? Çok iyi kadro kurdu. Değil. Şu Galatasaray olur. Neye göre? Çok iyi kadro kurdu. Değil. Şu değil. Kaleci konusu. Fenerbahçe kaleci konusunda rotayı yabancıya çevirdi. Bir dönem Paris Saint Germain'de forma giyen, geçen sezon Genova'da oynayan Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı demiş. Barış yurdu seven, e, yani yabancı bir kaleci gündemine aldı diyor Fenerbahçe. Ve futbolcu 35 yaşında İtalyan kaleci, yani bir e, buçuk milyon Euro piyasa değeri var. Çok saçma geldi bana ama belirteyim. Bir diğer duyumcu Senat Ok Fenerbahçe Volkan Babacan için ne yapmış? Medipol Başakşehir ile temasa geçmiş. Volkan Babacan için. Bu arada Ezgi Can Ali e, sağlık kontrolünün geçtiği hoş geldin mesajı falan paylaşılmış Fenerbahçe resmi hesabından. Volkan Babacan 33 yaşında bizim altyapımızdan çıktığı için yetiştirme bedeli ödemeyiz. Bakın 33 yaşında. 11 Ağustos doğumlu 33 yaşında. Yaşını da unutmayın arkadaşlar. Sözleşme bitiş tarihi 2024. Yani 2 senesi daha var. Evet zamanında bedelsiz aldılar. Şöyle yaptılar böyle yaptılar. Doğrudan bizden almadılar ama. Bu ee, arada Antalya Alt altyapısından almıştık. Ta 2002'de. Böyle de bir olay var. Volkan Babacan'ın. Ben orada çok sanmıyorum. Ama yine de belirteyim. Hani Ertuğrul Taşkıran ve Tarık Çetin. Ertuğrul Taşkıran, Tarık Çetin. işte başka kim olur? Mesela, mesela bizim Tarık Çetin'i geri alma maddemiz yok mudur sizce? 25 yaşındaki kaleci. Bence vardır. Ertuğrul Taşkıran. 23 yaşında Kasımpaşa'nın şey e, 32 yaşında Kasımpaşa'nın şu anda Birinci kalecisi konumunda ancak ancak adamlarda iki tane daha kaleci var. Erdem Can Polat var. Mesela Kasımpaşa'nın şeyi maçında kim oynadı? Ertuğrul Taşkıran oynadı mı mesela? 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran. Hazırlık maçında. Ben oynamadı diye biliyorum. Erdem Can Polat da Enes Sarı da oynatıldı diye biliyorum. Ama Ertuğrul oynatılmadı diye biliyorum. Haklı olabilirler. Hani Ertuğrul'u verirsek biz kim alacağız diye olabilirler. Ee, ama Ertuğrul olabilir. Tarık Çetin için mesela Gökhan Hakkı'nı bir yere gönderemezlerse Tarık Çetin'i alma önceliğimiz varsa eğer Tarık'ı da alabilirsin. Mantıklı. Bizim altyapıdan yetiştiği için yetiştirme bedeli yok. Fakat kaleci transferi ve forvet transferinin bir an önce sonuçlanması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani uzun lafın kısası Fenerbahçe kalecisini bence çok yakın bir zamanda alacak, açıklayacak. Ee, ama bunlar ne olacak? Marsilya'nın yeni teknik direktörü Tudor, Gerson, Amavi ve Cengiz Ünderle sorunlar yaşıyormuş. Evet. Asıl videonun konusu, e, videoya şey getirecek olan burası. Gerson, Amavi ve Cengiz Ünder. Şimdi 3 futbolcuyu da düşünelim. 3 futbolcunun hangisini Fenerbahçe'ye istersiniz? Bir düşünün arkadaşlar. Bir kere Cengiz Ünder'i banko istersiniz. Hatta Cengiz Ünder'i verin. Karşılığında İrfan Can'ı verelim. Üstüne Samat Dayı verelim. 2 üçte para verelim desek kabul etseler zıplaya zıplaya alırız. Ama şunu söyleyeyim. Hayallerinizden oynamak istemiyorum ama 8 milyon 400 bin euroya aldılar geçen sene ya. 8 milyon 400 bin euro ya. Allah aşkına ya. Ya Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzon'un hiç mi aklı yoktu ya? Hiç mi aklınız, fikriniz yoktu ya? 8 milyon 400 bin euroya Cengiz giderken niye ağzınızı ayırdınız izlediniz. Bu arada iyi bir Fenerbahçelidir Cengiz. Ben şunu söyleyeyim. Bugün bana desinler ki Fenerbahçe Cengiz Ünder'i 8 milyon euro'ya alacak. Bayram ederim. Bayram ederim. Orada Amavi sol bek. Hocam biz zaten sol bekimizi aldık daha neyi alıyoruz ki diyebilirsiniz. Geçen sene kiralıktı bu oyuncu. Vallahi Ezgican Alioski öyle bir isim ki bugün Rossi'yi sattım. Ezgican önde oynayacak. Amavi'yi getirdim sol bekte oynayacak da hiç kimsenin sesi çıkmaz. O kadar gol katkısı yüksek bir isim. Ama ben Amavi'yi sanmıyorum. Gerson için bir şey söyleyeceğim. Merkez orta saha, 25 yaşında Brezilyalı aynı dili konuşuyor Cezuslan. Sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu. Piyasa değeri 22 milyon euro. Geçen sene Flamengo'dan 20 milyon euro'yu almışlar. Bakın Flamengo. <laughs> yani Flamengo'dan 20'yi almışlar. Biliyorsunuz Jesus hocamın en sevdiği şey nedir? Flamengo'dan oyuncu almak. Dolaylı olarak da Flamengo'dan bu oyuncuyu almak işine gelir. Fakat Marsilya senden misal veriyorum. Zaytısı alır. Dersin ki olur. Vereyim. Marsilya senden Crespo'yu ister. Dersin ki olur. Yani sadece olur dersin. Yani adamlarda Gueye var, ön libero. Ngozi var. Merkez orta saha. Gerson'u alayım ya da Zayt'sı satayım. Kaç? 6.5-7. Pelkas'ı satayım. 4-11. Bunlar Gerson'u 11'e versinler diyorsan Fenerbahçe taraftarı elinden ayağından öper. Elinden ayağından öper. Onu da söyleyeyim. Bu takımdan bizim baktığımız isimlerde de yok değil Marsilya takımından. Onu belirteyim. Valla Cengiz 8 milyon euroya. Gerson 11 milyon euroya toplam 19 hadi 2 de ben ekleyeyim. 21 milyon euroya alınma ihtimali varsa taraftar tur atar. Fenerbahçe taraftarı tura tura çıkar. Ama böyle bir şeyin ben ihtimalini çok ama çok zayıf görüyorum. Bak şeyin ihtimali var. Gerson'un ihtimali var. Niye var biliyor musunuz? Abi bir kere yolu Flamengo'dan geçmiş. Kesin olur. Flamengo'dan geçtiyse kesin alabiliriz. Değil mi? Çünkü Flamengo'dan her geçen futbolcu Fenerbahçe'ye hemen gelebiliyormuş. Öyle bir istatistik varmış. Peki Fenerbahçe'nin önceliği bu mu? Tamam ben sorumu değiştireyim. Dün canlı yayında 53 milyon euro hesabı yaptım. 53 milyon euro para eline geçsem. Bugün 10, 15, 15 forvete versen. 10 Cengiz'e versen 25. 15 de bu Getson'a versen 40, milyon euroya bu üçünü alsan okey misiniz arkadaşlar? Bu üçünü 40 milyon euroya alsak okey misiniz? Hani Crespo'yu falan satmıştım etmiştim ya. 40'a 3'ünü bir de 5 milyon euroya da mecbur stoper alıyorsun. Orada Atilla Salahi de vardı. 45. 53 satış gerçekleştirip 45'e bunları almaya okey misiniz? Not. Unuttuğunuz bir şey var. Harcama limitinde sattığının 3'te 2'sini ekleyebiliyorsun. Yani <laughs> 60 milyon euroluk satış yapıyorsan Harcama limitleri gereği 3'te ikisini harcayabiliyorsun. Tabi normal limitimiz yüksek de en azından maaş yükünden çıkmış olabilirsin. Yine de bir e, şeyler yapmış olursun ama imkanı yok. İmkanı yok. Bu iki transferde ben beklemiyorum. Sosyal medyaya bakın patır patır Fenerbahçe'ye getirmişler. Fenerbahçe'nin şu aşamada getirip getirebileceği isimlerden bir tanesi Nino'dur. Bu videoda konuştuğumuz isimler içerisinde. Bunun dışında arkadaşlar hani e, hani Gerson için gerçekten daha önce bir şeyler duymuştum var ama ben yine söylüyorum imkanı yok. Bu hani insanları kandırmaya girer. Ben kesinlikle ihtimal ihtimal vermiyorum. İlginiz olsun. Ama hocam duyum zayıf da olsa sen bize söyle derseniz çok ama çok zayıf bir şekilde bu duyumu da size söylemiş olayım arkadaşlar. Ha Fransa basına göre Cengiz transfer dönemi bitmeden Marsilya'dan ayrılacakmış. Fenerbahçe'de Gerson için ciddi manada girişimlerde bulunuyormuş. Hatta bunu Fransız basını da yazmış. Valla eğer Gerson'u ve Cengiz Ünder'i çekerseniz Fenerbahçe taraftarı ayaklarınızın altını öper. Bir Birdenbire her şeyi değiştirirler. Bir de yanına forvet çekersen ama imkanı yok. Yani imkanı yok. Hayal dünyasında yaşamanın da lüzumu yok diye düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sabah 10.30'da görüşürüz inşallah.